Evet kankalar, başlıyoruz. Bitcoin jet hızıyla merdivenleri 3'er 5'er tırmanırken göbeğini kaşıyıp da yahu yükseliş geldi de ortaya çıktınız. Bitcoin düşerken ey neredeydiniz keh 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 tarzı böyle saçma sapan yorum yapacaklar için özellikle hazırladığım düşüş özel playlistim kanalda olanca ışığıyla parlamaktadır. Sert ve büyük düşüşlerde çektiğim videolar, girdiğim canlı yayınlar, apar topar yaptığımız videolar, yayınlar falan, toplamda 75 adet video ve canlı yayın bu playlistin içinde. Dolayısıyla yükselince ortaya çıkıyorsun diyen tayfa bu videoları keyifle izleyebilir. Baştan sona sardıra sardıra izleyebilir. Şimdi o tayfayı elediysek yolumuza devam ediyoruz kankalar. Bitcoin dün gece 40.000 dolar bandını aştı ve bir anda kendimizi 42.000'lerde falan bulduk. Aslında hani o çok karamsar günlerde bile hep şunu diyorduk. Bitcoin istesin bir hafta yeter. Bir hafta her şeyi değiştirmeye dedik ve gerçekten bak tam da öyle bir durum oldu aslında. Bitcoin 26.000 dolardan tam yükselişine başlamadan önce sanki böyle saatle ayarlanmış gibi şu gün attığım bir tweet vardı bak. Burada tam böyle 26 bin dolar civarlarında. Bilirsin en az 5-6 aydır kriptolar ayı sezonda değil, akümülasyon yani biriktirme sezondayız ya, kendimi parçalıyorum. Yükseliş başlamadan önce de şunları sordum bak. Abi 2,5 senedir devam eden ayı sezonunun bitmeyeceğini sizi inandıran şey nedir? Niye bitmiyor lan bu ayı sezonu? Bir bu. 2. Yeryüzünde hangi ayı boğa sezonu sonsuza kadar devam etmiş? 2. 3. Hangi varlık sonsuza kadar düşmüş ya da sonsuza kadar yükselmiş, tamam mı? Bu soruları al cebine koy. Çünkü nasıl ki yükseliş öncesinde bu tarihi soruları sordum, aynı şekilde Bitcoin umarız ki mega boğasını yapıp 70.000 doları kırıp 80, 90, 100.000 dolar bandına çıktı. Umarız ki çıktığı bir dünyada herkes zafer sarhoşluğuna kapılıp kriptolara bol bol para sokarak daha çok yükseliş beklerken biz ne yapacağız? Paramızı çekeceğiz. Biliyoruz ki tam da o dönemlerde acemi yatırımcı içeriye daha çok para soksun diye Bitcoin'i 300-500.000 dolar gazlamaları yapacaklar medyada, orada burada. Ama biz yiyeceğiz mi? Yemeyeceğiz çünkü yemişi var. Ben yedim yani 2017, o yüzden seni burada yemene gerek yok. Ama bu mega boğada değil yani. O hani 300-500.000 dolar potansiyeli var ama bu mega boğada değil, onu söyleyeyim. Kimseye hayal satmanın anlamı yok. Bu ara espressoya taktım da biraz, baya böyle espresso ve o barista kültürüne hakim olmaya çalışıyorum. İlgilenenler varsa yorumlara yazabilirim. Şimdi kankalar, evet, şimdi Bitcoin ile ilgili çok güzel söylentiler var. Yükselişi kaçıranların önünde bir şans daha olacak. Hayır ama bak bu şans mini boğa yükselişiyle hemen gelen bir şey değil. Çok net, çok net. Bak nasıl ki tam bir sene önce Aralık 2022'de FED faizleri düşürmeden önce rally gelebilir dedik. Tamam mı? Bak burada şimdi bunlar gelir dedik. Aynen o günlerde bir sene önce söylediğimiz gibi faizleri düşürdüğü anda da market crash yaşayabilir diyoruz. Yani bunlar bizim bir sene öncesinde söylediğimiz şeyler. Her ne kadar Reddit yönetim tarafından hızlıca silinse de Reddit'te konuşulmaya başlanan tabii ki bir şey var. Yükselişi kaçıranlara verilebilecek bir son bir şansı da aslında bu videoda nasıl ve ne zaman gelebileceğini vereceğim. Baştan sona izlemeye devam et çünkü bu şans dediğim gibi bugün ortaya çıkmadı. Kanalı çok sıkı takip edenler zaten çoktan anladı. Bu ekranda gördüğün şeyle ilgili bu. Şimdi, tabii yani hani yükselişi ben kaçırmamış olmama rağmen ben şahsen henüz yükselmemiş altcoin'lerden de sepet yapıyorum şu an. Çünkü hala çoğu çok ucuz. Şimdi bu altcoin sepetlerini kaçırma bak, hem de 3 tane Ledger donanımsal kripto cüzdanından bu ay kazanma şansı yakalamak için ne yapıyorsun? Hemen Kripto Sözlüğe abone ol, like tuşuna bas, katılmak istediğini bu belirten yorumları bol 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 yaz, aşağıya yaz. Hepsine cevap veremesem de kanka emin ol tek tek okumaya çalışıyorum. Evet, welcome on board, bam bam başlıyoruz, gönder gelsin, şu müziği değiştirelim. Evet artık şu an tabii çok güzel ve gizliden gizliye giden bir söylenti var. Mesela bu şu, Katar'ın tam 500 milyar dolarlık Bitcoin alacağı yönünde bir olay var. Evet. Ulan 500 milyar dolarlık Bitcoin'i şimdi alsam ve buradan Bitcoin 3x yapsa manyak para kazanırsın oğlum. Neyse Katar oğlum bu, hani alır mı alır, adamlarda para bol yani. Nereye park etsek diye bence dertleri bu yani. Parayı nereye park etsek? Kara kara bunu düşünüyorlar bence. Dolayısıyla mega boy öncesi bunu yaparlarsa hem bizim için hem de genel bence kendileri için de güzel olabilir. Hatta 500 milyar dolarlık Bitcoin almışken abime şöyle bir 300 milyar dolarlık da bir Ethereum ateşleyelim ya. Hadi bir de yanına şöyle güzel güzel bir altcoin sepeti yapalım abi. 200 milyar dolarlık, tamam mı? Katar'ın 1 trilyon dolarını şöyle el birliğiyle kriptolara sokalım abi. Temiz temiz işte, hani sen sağ ben selamet. Neyse işin şakası bir yana, eğer elinde 400 dolardan az Bitcoin varsa dünyadaki kripto traderların çoğunluğunun içindesin, tamam mı? Bu miktar gelecekte Bitcoin'de yaşanabilecek Ancak çok daha büyük yükseliş bekleyenlerin hayatını değiştirecek rakamlar olmayabilir. Bence şu morla gösterilen yer var ya, şu mor çok az, %1.8. Bence bu 1.8'lik dilimi hedeflememiz lazım. O da 1 ile 10 Bitcoin arası. Oraya girmemiz gerekiyor. Ona yönelik de altcoin trade'leri yapıp bir yandan dolar miktarını artırıp günlük harcamaları trade'lerle çıkarmak lazım ve bir yandan da Bitcoin miktarını artırmak lazım. Bugünlerde değil, yükselirken herkes konuşur ama kanka, Ocak 2023'te Bitcoin 20.000 dolarken kimse yüzüne bakmazken aslında sadece kripto trade'lerine değil, hayata dair de bir şöyle bir şablon çizmiştik bak. Trade üstüne trade yap, Bitcoin miktarını artır, dolar miktarını artır ama bir noktadan sonra ne olacak abi, bu işin sonu nereye varacak diyorsun, tamam mı? İşte ne olacağını söyledik. Bitcoin dolar paritesine bakıp Bitcoin'in değerini ölçmek yerine Bitcoin paritesine bakıp doların değerini ölçtüğümüz bir kripto. O gün aslında kripto ya da Satoshi Nakamoto'nun çizdiği vizyon dünyaya tanıtılmış. Dünyada aslında bu vizyon hayata geçmiş olacak. Dolayısıyla durumlar böyle. Yani ben şuna inanıyorum. Sen doların artsın diye kripto alıyorsun. Bense dolarım azalsın diye kripto alıyorum. Biz aynı değiliz. Evet kankalar, şimdi tabii iyi haber şu. Nasıl ki 2017 yılının zirvesi olan 19.800 dolar geçilince mega boğa konuşulmaya başlandı. Aynı şekilde burada da 40.000 dolar, 50.000 dolar bunlar hala mini boğa patikaları, tamam mı? Bunu bir söyleyelim. Mega boğaysa ekranda gördüğün gibi çok daha başka bir şey. Umarız yaşayacağız çok daha büyük yükselişleri. Ben inanıyorum. En karamsar zamanlarda burada inanıyorken, burada videolarla hani bu işin psikolojisini aşılamışken bazen şöyle yorumlar geliyor. Çok Bitcoin'in çok düştü işte 15.000, 16.000, 17.000'lerde senin videolarına tutundum Eren. Satmadım elimdekileri diye güzel yorumlar geliyor arada. Gerçekten ben de çok seviniyorum. Demek ki burada bir şeyleri birlikte başarabiliyoruz gerçekten. Dolayısıyla yani yükseliş çok daha başka bir şey. Yani 27'den 30, 35, oradan 40. Hani bu aramıza yeni katılanlar varsa hani bu mega boğa falan böyle bir şey değil. Ama bu da tabii ki çok güzel. En karamsar zamanlarda bir inancımız varsa şu an çok daha fazlası olmalı. Peki şimdi gelelim yavaştan zurnanın zırt dediği yere. Kanala abone ol, like tuşuna bas. Devam ediyoruz kankalar. Yorumlarını yaz. Evet. Şimdi yükselişi kaçıranlara market nasıl yardım edecek ya da market ne zaman bir şans verebilir? O da bugünkü yükselişi gazlayan şu haberde yatıyor aslında. FED ekonomi tamam. Soğuma emarelerini açıkça gösteriyor. Böyle giderse 2024'te tam 6 defa, bak yanlış duymuyorsun, 6 defa faiz düşüşü yapacağız diyor. 6 tane faiz düşüşü manyak bir şey oğlum, çok sert ya. Yani bir toplantı yapıp bir toplantıda duracaklar, bir toplantıda faizi düşürecekler ortalama. Yani her ay kesin faiz toplantısı olmaz ama yani ayda bir, 2 ayda bir falan, ama genel ortalama böyle yani. Hani 2024'te 6 tane faiz düşüşü. Zaten bu adamlar uzun süre faizleri bu kadar tepede tutamazlardı. Bunları söylüyorduk, bunlar belliydi ama itiraf ediyorum. Bak çok net söyleyeceğim. 2024'te bu kadar sert faiz düşürmelerini 6 tane ben bile beklemiyordum. Yani 3 tane olur, 4 tane olur falan diyordum ama şimdilik görünen rotasyon bu. Ama hani burada bu kadar yüksekte de bu faizleri tutamazlardı. FED için bu hafta kritik olacak çünkü salı günü PMI endeksi, perşembe işsizlik başvuruları, cuma tarım dışı istihdam verileri gelecek. Buralardan gol yemezsek, abuk sabuk saçma sapan veriler önümüze çıkmazsa önümüz bundan sonraki rotasyonun gayet güzel olacağını düşünüyorum. Peki yükseliş fırsatını kaçıranlara gelelim. Market bir şans daha verebilir dedik ya. Hatırlarsan yükseliş başlamadan önce mega boğanın aşamalarını anlattık, gösterdik ve 1., 2., 3., 4. aşama. Bu video kanalda var, gerçekten izle, mutlaka izle. İşte her ne kadar Bitcoin 40.000 dolar üzerine çıksa da bunun mini boğa olduğunu düşünüyorum ben. Asıl phase 1 dediğimiz 1. aşamaya Bitcoin bana kalırsa FED pivot yapmasından sonra girecek. Bu da mini boğanın en iyi ihtimalle Ocak ayında ilk toplantıda veya işte en kötü ihtimalle ya da hani en kötüden bir önceki ihtimalle Mart ayındaki FED toplantısına reel olarak gelecek ilk faiz düşüşüyle bence olabilir. O zaman işte o market crash'i yaşayabiliriz. Yani bu aslında yeni bir şey değil. Nasıl ki şu an altın yükseliyor, nasıl ki genel bir rally var, Bitcoin ve Bitcoin'de de var. Bu aynı şey. Bu hani şu anki FED pivot yapacak dalgasıyla gelen yükseliş nasıl Bitcoin'i etkiliyor? Aynen 1970'lerden beri yaşanan ve her defasında da tekrar eden crash, düşüşler de aynı şekilde Bitcoin'e yansıyabilir. Bunu hani analiz etmek, bunu ortaya dökmek için muallim böyle hani manyak bir beyin olmaya gerek yok. Şimdi dolayısıyla o sert düşüş benim cephanemi harcayacağım önemli duraklardan bir tanesi olacak. Baktığında 2015 ve 2018 mega boğaların başlangıcında da crashler, yani sert düşüşler yaşanmış. Bak buralarda var, şurada var, bak bu önemli. Burada, şurada var, bak buralarda, şurada var özellikle, bak nereden abi? Bitcoin rallisinden önce abi 9-10 bin dolarlardan yapışmış işte 4 bin lira falan. Tabi orada Covid etkisi de vardı ama sonuçta bunlar yaşanıyor. Yani bir bahane olur abi, bir bahane koyulur. Ama burada zaten FED pivotu var yani, bahane var zaten baştan. Şimdi tabii durumlar böyleyken baktığında biz bir sene önce bunları zaten erkenden anlattık ve stratejiye sadık kalarak bugünlere kadar getirdik. Bu videoda hani geçmişte çok atıfta bulundum. Yani şunları tweet attık, bunları söyledik falan dedik ama bunları ben bildim demek için söylemiyorum. Sadece hani böyle bugün yükseliş geldi, o yükseliyoruz. Yarın düşüş geldi, hop düşüyoruz gibi, böyle nereden rüzgar eserse oraya savrulmadığımızı, bir sene önce de durduğumuz aynı yerde durduğumuzu göstermek istedim. Yani stratejimize sadık kaldığımızı göstermek için bunu anlatıyorum. Dışarıda kalanlara şimdi alma, FED faiz düşüşünden sonraki olası market çöküşünü bekle diyemem. Tamam mı? Ama herkes kendi riskini kendi alır. Ben dışarıda kalmış olsam şunu yaparım. Seneye mega boğa beklesem mesela, tamam, böyle bir rotasyonda ben şunları yaparım. Mega boğanın şiddetinin şimdikinden çok daha fazla olabileceğini düşünürüm. Tamam mı? Bunu düşünüyorum. Ekrana çok dikkatli bak ve elimde kripto için ayırdığım paranın %50'siyle alımlara başlarım. Yalan değil. İlla böyle hani şey beklemem. İşte FED pivot olsun, crash olsun beklemem. Tamam. Ama bak %50'siyle alımlara başlarım dedim ya, %50'sini de FED'in pivot yapacağı, o güne kadar devam eden FED'in pivot yapmasıyla birlikte aslında devam eden 1-2 haftalık periyoda ayırırım. Hani yüzlük kuyruğuna geldik. Buradan hani FED pivot yapacak, 3 lira 5 lira daha ucuza alacağım diye fırsatları kaçırmaktansa şimdiden alımlara başlarım. Ama ben burada hani seneye yükseliş bekleyenler için, mega boğa bekleyenler için söylüyorum. Bir yatırım tavsiyesi değil. Herkes kendi riskini kendi alır. Yani FED faiz düşüşündeki market crash yaşanırsa o fırsatı elim boş geçirmek istemez. Çünkü her şeye böyle manyak ucuzlayınca, elinde de cephane yoksa, Tether yoksa, USDC yoksa vesaire falan, ne oluyor işte orada böyle tırnaklarını yiyorsun, eyvah diyorsun falan. Şimdi bu ikisinin arasında durmak lazım. Öyle bir strateji ayarlamak lazım ama kripto sözlüğünün izleyicileri zaten devamlı izleyicileri bilirler. Olası mega boğanın hangi aşamasında hangi tip coinlere para akabilir? Bunların hepsini anlattık, gösterdik. Önce Bitcoin, arkasından Ethereum, sonra büyük market cap'li altcoin'ler ve sonra da artık meme token'lar ve en son bölümde de böyle saçma sapan coin'ler, 500x'ler, 1000x'ler falan. Son aşama zaten kasino oluyor. Orada çok dikkatli olmak lazım. Yani kafana göre işlem yapma. Ve bu ekrandaki videoyu mutlaka izle. Kanalda var. Şimdi bu hani her bir aşamanın nasıl olabileceğini ve neler yapmamız gerektiğini yönelik de videolar gelecek. Şöyle bir altcoin'ler tarafına geçeceğim ama öncesinde Bitcoin'in dominansı yükseliyor, tamam mı? Ama aynı şekilde Tether'den çıkan para daha büyük. Bu ne anlama geliyor? Marketin dışına paranın çıkacağını şu dönemde çok düşünmesek de muhtemelen pastanın büyüğü Bitcoin'e giriyor ama altcoin'lerde besleniyor. Altcoin'lere giden para da var Tether'den. Ben burada şunu sorgularım ama bu iki dengeye baktığım zaman dışarıdan para geliyor mu? Bizim için şey o. Yani bunu nasıl algılarız? Tether az düşer. Tamam, Tether'in dominansı az düşer ama işte Bitcoin'in dominansı çok sert yükselir. Burada anlarsın ki dışarıdan bir güç var. Dışarıdan bir taze para akışı var. İşte o bizim için çok daha sağlıklı. Ama bu da kötü değil. Şimdi Bitcoin'de tabii bir şunu söyleyelim. Burada bir boşluğumuz oldu. Paldır küldür yükselince şöyle bir 39.600 bölgesi, 40.000 dolar bölgesine bir boşluğumuz oldu. Burayı tekrar Bitcoin doldurabilir. Yani Bitcoin'de şu verdiğimiz hedef geldi. Yani bu hedefe sevinsem mi, üzülsem, tamam hedefler geliyor ama fazla gittin abi. Fazla gittin. Önceki videoda söyledik ya, bir düzeltme yapması gerekiyordu. Fazla gidiyor. Yani ben hani bunu söyleyeyim, yani fazla gitti. Şimdi biz bu rotasyonu mega boğada görüyoruz ve bu mega boğada buralardan ben mesela şey diyordum. Şu an için söylemiyorum. O zaman özellikle böyle low market cap coinlerde hop geri geliyordu içeri. 40.000 dolar üzerindeyse çok iyi. Şu an tabii tam şuradayız. Yani 42.200 biraz daha majör bir direnç 43.800'lerde var. Yani hani bunu söyleyelim. Hani çok sert yükselişlerde biliyorsun yani çok böyle bir hani oturan bir formasyon, bir teknik analiz yapamazsın ve teknik analizde zorlamayacaksın abi. Oluyorsa zaten kendiliğinden çıkar. Bunu söyleyeyim. Şu an destek noktamız 40.000'ler. Bunu söyleyeyim. 40.400 ve 40.000. 40.000 zaten en büyüğü. Onu düşün yani. Psikolojik sınır. Şu an 41.600. Ne kadar çok yükseğe koşarsak FED'dir, pivottur, market crash falan, bunlardan daha az etkileniriz. Yani böyle bir ihtimal var. Şimdi tabii RSI şişti, 90'lara geldi. VT Cross zaten al diyor. Hepsine bakmaya gerek yok. Hepsi 1 saatlik, 1 günlük, 4 saatlik hepsinde al sinyali vermiştir muhtemelen. Şöyle bir bakalım ama Şimdi dostlar bak burada sat vermiş. Bak son deminki hareketlerden bir saatte yani 1-2 saatlik trade'de sat vermiş. Bir günlükte de al vermiş. Evet şimdi bu yani birazcık Bitcoin'de daha ayakları yere basan bir analiz yapmak için oturmasını beklemek lazım ve şu hat içerisine gitmesi daha sağlıklıydı ve yükselen takozun iç kaderinde düşüş vardır. Bakalım buradan nereye gidecek? En azından ben şunu bekliyorum abi. Tamam formasyona girmesin ama 40.000 dolar üzerine tutunsun. Ne kadar giderse gitsin yani. Hani sonuçta cephaneyi doldurmuşuzdur diye düşünüyorum bir yandan. Ethereum'a geldik. Ethereum'da biliyorsun bir simetrik üçgen var. Simetrik üçgeni yükselişte kırdık. Tabii bu sadece simetrik üçgenin getirdiği bir şey değil. Marketin de işte FED şu haberin çok gazlaması bir şey. 6 tane 2024'te faiz düşüşü ne demek abi? Yani hani her şey çıldırıyor şu an yani. Böyle bombayı patlattı yani FED. Şimdi kanka Ethereum da tabii rally yaptı. 2213'te destek var. 2285'te direncimiz var. Hayırlı olsun. 2000 dolar bizim için şimdi yeni bir dirençtir yani. 2000 doların da bayağı üstündeyiz gerçi ama şu bölgeler falan yani hani aynen buralar. Buralar bizim için önemli olacak kanka. Ama ne kadar yukarı atarsak kârdır. Burada da çok sert bir yükseliş var. Yani burada önce soğuması lazım yani. Böyle bir soğuması lazım. Marketin bir oturması lazım. Ya bunu çiziyorum ama ben kendi çizdiğimden emin değilim zaten yani. Hani böyle bir durum var. Oturması lazım. İlla böyle alelacele teknik analiz yapılmaz. O yüzden VT Cross 4 saatte al vermiş. 1 saatte sat ver. Bak şu an hafif bir düzeltme yapıyor işte. Günlükte de al vermiş. 1-2 günlük trade'de. XRP'ye geldik. XRP'de biliyorsun ben genel kriptolarda tarihli konuşmayı seviyorum kanka. Ve burada şimdi bir simetrik üçgenden yükselişte çıktık. Ben buralarda alım önermiyordum mesela. Şu bölgelerde alınmaz. Çünkü bu simetrik üçgen iki yöne de gidebilir. Şuralarda almak daha sağlıklı. Yani burada da nereye geliyor? Şu bölgeler falan. Tamam mı? Kademe kademe. Ha bura 61'ler. Nereye gitmiş? 64'lere kadar gitmiş. İşte şu an şöyle bir rotasyon var. Mesela Bitcoin'deki yükselişi kaçırdıysak ve bu phase'e inanıyorsak burada mesela phase 1 daha olmadık bile ama hani söylüyorum bunu. Hani mesela şuradaki large caps'lere koşabiliriz. Ethereum'da yükseldi ama large caps'ler yani mesela Polkadot'tur işte en tepelerdekiler hani şuradan bir bakalım. Bunlarda henüz çok büyük bir yükseliş yok mesela. Şöyle bakalım. İşte XRP hala 61 mesela. Solana tamam 60 orada biraz bir yükseliş var. Son bu 1-2 gün değil ama öncesinde. İşte Cardano 40 mesela. Hani Chainlink 15, Avalanche o biraz gitti tabii. Polygon çok fazla değil. Özellikle Polygon SEC davasıyla birlikte, Near'la birlikte en çok düşenlerden olmuştu. İşte Algorand falan da aynı şekilde. Polkadot mesela 5.52. Çok fazla çok öyle aşırı coşmuş değil. Dolayısıyla burada tabii hani majör coin'ler diyorum. Yoksa hani aşağılardakiler daha fazla inebiliriz. Onu ben ne biliyorum yani aşağılardakileri inelim. Tayidir bilmem nedir. Onlara bakalım ama hani bu marketin kendi bir düzeni var ya. Hani bu beklentimiz var ya. Onlar en aşağıdakiler. Onlar biraz daha alt sezon hikayesi yani 4. aşama. Tabii bu rotasyonu illaki dışına çıkacak coinler olacak. Yeni balinaların yeni avlamalar yapmaları için ama genel olarak orayı kaçırdıysak belki large cap'lere Ethereum'da gitti. Daha yönelebiliriz. Oralara bakabiliriz. Evet XRP'de bak yükselen takozu kırıyor gibi aşağı yönlü birazcık ama şimdi durum bu. Biraz oturmasını beklemek lazım. Shiba'ya bakalım. Shiba'da da bir simetrik üçgeni kırdık. Yükseldi gitti. Buralardan alım diyordum ben. Hani bu bölgelerden alalım. İçeride almayalım. Şimdi çünkü burada 822'den alırsın aşağı kırar pahalıdır ama 848'den alırsın yukarı kırmıştır. Hele şöyle Fibonacci'den de bir teyit almıştır mesela. Kademe kademe daha fazla bir gider satarsın sonra 930'larda 940'larda. Durum bu kanka. 4 saatte sat sinyali vermiş. Bir günde al sinyali vermiş. 1 saate sat vermiş bak. Şimdi total market tabii gitti. Total markete bakıyoruz. Bütün kriptolar o böyle aya uzaya gitti. Ama dirence geldik. Şu an bu dirençten birazcık düzeltme verse kanka biraz daha ucuzdan alma şansımız olur valla. Ben bu düzeltmeye bakıyorum. Bu düzeltmeyi arıyorum. Total market. Burada her coin var. İlk 125 herhalde. Ama yani buradan bunu bekliyorum. Şimdi burada da bir teknik analiz yapmaya gerek yok şu an ama şu geçmişten beri gelen şuralardan gelen bu bir de şöyle bir ayarlamasını yapalım bir saniye logaritmik desek yok öyle de. Şimdi buradan birazcık şöyle falan yapalım. Şey yapacak yani buradan bir düzeltmesini yapıyor muhtemelen bir beklemek lazım bakalım. Yani hani şimdi Total 2'ye bakıyoruz. O yüzden çok fazla destek direnç vermiyorum şu an bir oturması lazım. Total 2'de yukarı kırdık. O da Fibonacci'den döndü. 700 milyardan döndü. Şu an 678'de tutundu. Bir dünya güzeldir. 685'teyiz. Yani 10 milyar dolar aşağısına daha da inmedikçe bence güzel. İnerse bu simetrik üçgen yükselen takoz her iki rotasyonda devam eder. Ama şimdilik bu. Durum bu yani. Buna bakacağız. 678'in üzerine tutunuyor mu, tutunmuyor mu? Ufak tefek bir düşüş ama bunlar normal yani. Evet kanka, sen ne düşünüyorsun? Yorumlarını mutlaka yaz. Ledger yarışmasına katılma şansını da kaçırma. Katılmak istediğini belirten yorumunu yaz ve like tuşuna bas. Abone ol. Evet, abone olun ya. Biraz abone olun oğlum. Biraz destek olun. Kendine çok iyi bak. Bye bye. Evet.